UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakı ile eşleşti. Kardeş ülke Azerbaycan'ın önemli kulüplerinden Neftçi Bakü'yü gelin yakından tanıyalım. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 1937 yılında kurulan Neftçi takımı, iç saha maçlarını 11.000 kişilik Baksel Arena'da oynuyor. UEFA Avrupa Ligi'ne birinci turdan başlayan Neftçi, Kuzey Makedonya ekibi Şakubi ile karşılaştı. Yine Azerbaycan'da tek maç üzerinden yapılan karşılaşmada Bakü ekibi, rakibini 2-1 mağlup ederek ikinci tura çıktı. Neftçi'nin Azerbaycan Ligi'nde 8 şampiyonluğu bulunuyor. İlk şampiyonluğuna 1991-1992'de ulaşan siyah beyazlı ekip, son şampiyonluğunu ise 2012-2013'te elde etti. Bakü ekibi 7 kez de Azerbaycan Kupası'nı müzesine götürdü. Neftçi, geride kalan 2019-2020 sezonunu ise ikinci sırada tamamladı. Neftçi Bakü'nün bu seneki kadrosunun toplam değeri 7 milyon 600 bin euro. Takımın en değerli futbolcusu ise kaptan Emin Mahmudov. Mahmudov'un değeri 900 bin euro olarak dikkat çekiyor. Neftçi yaz transfer döneminde kadrosuna Sabir Borin'e, Delizm, Yusuf Loğur, Renner ve DZ Habir Amirliği dahil etti. Sol bek Anton Kırvotsuğ'un değeri 800 bin euro ve kaleci Salahat Agayev'in de 700 bin euro piyasa değeri bulunuyor. Neftçi, kadrosunda bulundurduğu genç oyuncularla dikkati çekiyor. Yaş ortalaması 25 olan Bakü ekibinin teknik direktörlüğünü Azerbaycanlı Fuzuli Mammadov yapıyor. 17 Eylül'de Bakü'de oynanacak olan müsabaka özellikle Azerbaycan'da büyük heyecan yarattı. Neftçi Bakü Teknik Direktörü Fuzuli Mammadov, UEFA Avrupa Ligi 2. turundaki Galatasaray eşleşmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. İtalyan teknik adam Roberto Bordi'nin yardımcısıyken, onun ayrılmasıyla takımın başına geçen ve teknik direktör olan 42 yaşındaki Mammadov, turu geçmek istediklerini söyledi. Azeri ekibinin teknik direktörü şunları söyledi. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Kurallar çekilmeden önce de, bu turda hangi takımla eşleşeceğimizin fark etmeyeceğini söylemiştim. Çünkü olası rakiplerimizin hepsi kuvvetliydiler. Bizim asıl istediğimiz bu turdaki maçı sahamızda oynamaktı ve bu gerçekleşti. Şimdi Galatasaray ile karşı karşıya geleceğiz. Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi. Rakibimize saygı duyuyoruz ama bizim de amaçlarımız var. Bu yüzden kazanmak için çıkacağız.